Barış Terkoğlu Soylu'ya iyi bak. Erdoğan'ı gösteriyor. Evet diyorsun, verilen yetkiyle sizi karı koca ilan ediyorum diye cevap alıyorsun. İlişkiyi yürütemeyince hepsinin sorumlusu belediye başkanı diyorsun. Süleyman Soylu'nun İmamoğlu çıkışının merkezinde bir dernek var. DİAYDER, Din Adamları Yardımlaşma Derneği. Soylu, İBB'yi hedef alırken bir dernek var ve APO'nun talimatıyla kurulmuş bir dernek. Buradan referansla İBB'ye bazı kişilerin girdiklerini gördük dedi. İçişleri Bakanı, Diyayder hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazdığı 335 sayfalık iddianameyi kaynak gösteriyordu. İddianamede 23 dernek üyesi PKK bağlantısıyla suçlanıyor. Savcılık, Diyayder'i din istismarıyla itham ediyor. 1980'li yıllarda bütün dünya toplumlarında olduğu gibi Türkiye'de de dindarlaşma ve muhafazakarlık artmıştır. Hal böyle olunca PKK da toplumsal tabanını kaybetmemek için dini istismar çalışmalarını artırmıştır. Peki bu dernek nasıl kuruldu? İddianame yanıt veriyor. 2013 yılında terörist başı Abdullah Öcalan kendisini ziyarete gelen BDP heyeti aracılığıyla vermiş olduğu mesajda Diyarbakır'da Demokratik İslam Kongresi çağrısı yapmış, çare elbette resmi Diyanet İslamı değildir diyerek alternatif bir dini yapılanma çağrısında bulunmuş, merkezi İstanbul ilinde bulunan Diyayder tarafından karşılık bulmuş, Özellikle de dernek içerisinde faaliyet gösteren ve mele olarak adlandırılan gayri resmi din adamları aracılığıyla örgüt tarafından yapılan açıklamalar hayata geçirilmeye başlanmıştır. Sanırım anlaşıldı. Öcalan'ın 2013 mesajı DIAR için çıkış noktası sayılıyor. Soylu da buna referans veriyor. Mektupla kurulan örgüt. Peki Öcalan'ın mesajı nereden biliniyor? Elbette ki İmralı tutanaklarından. Bilindiği gibi Öcalan'la Erdoğan'ın görevlendirdiği devlet yetkilileri arasında bir müzakere süreci yürütülmüştü. Kurulan masaya aracılık etmek üzere BDP-HDP'liler de oturtulmuştu. BDP-HDP'li vekiller kendilerine devletin sağladığı imkanlarla İmralı, Kandil, Başbakanlık Ofisi arasında mekik dokuyorlardı. İşte bu görüşmeler tutanaklara dönüştürüldü. Ardından çeşitli yayın evleri tarafından basıldı. Bu tutanaklarda Soylu'nun ve savcılığın sözünü ettiği Demokratik İslam Kongresi meselesi de var. 9 Kasım 2013 tarihli notlara göre İmralı'da o gün milletvekilleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, İdris Baluken vardı. Tutanaklarda devlet görevlileri ise yetkili diyerek anılmış. Buldan: "Başkanım daha önceki görüşmemizde önerdiğiniz Demokratik İslam Konferansı ile ilgili çalışmalar ve tartışmalar var. DTK'daki arkadaşlar isimle ilgili bazı önerilerin geliştiğini söylediler. Demokratik İslam Konferansı yerine Kürt İslam Konferansı olabilir mi dediler. Bir de içeriğine ilişkin biraz daha bilgi istediler." Öcalan Hayır, isim doğrudur. Demokratik olması önemlidir. İslam ne iktidarlaşmalı ne de etkinleştirilmeli. Gerçekten de Öcalan çeşitli mektuplarla süreci yönetiyordu. Mektuplar devlet yetkilileri tarafından okunduktan sonra BDP HDP'lilere veriliyordu. Onların getirdiği mektuplar da okunarak Öcalan'a ulaştırılıyordu. Bahsedilen daha önceki görüşme 14 Ekim 2013 tarihli. Orada bu detay şöyle yer alıyor. Öcalan yetkiliye dönerek "Ben Kandil'e tekrar mektup gönderebilir miyim?" Kandil'in mektubu bana geldi mi? Buldan. Başkanım, 3 ayrı mektup geldi. Size verilmedi mi? Öcalan. Mektup verilmedi. Haberim yok. O nedenle bir şey diyemiyorum. Yetkili. Mektup geldi. Fakat dün Osman'ın mektubunu verdik. Toplantı uzun sürdüğü için diğerlerini veremedik. Buldan. Mektupları 15 gün önce gönderdik. Başkana ulaşması gerekiyordu. Toplantıdan önce okusun diye özellikle erken gönderdik. Yetkili çantadan mektupları çıkardı. Teyit edelim dedi. PKK'nın, KCK'nın ve Pıcak Meclisi'nin mektupları. Mesaj da devlet aracılığıyla. Tutanaklarda Öcalan'ın devlet yetkililerinin gözü önünde ve devlet yetkililerinin aracılığıyla Demokratik İslam Kongresi'nin bütün ayrıntılarını tasarladığı görülüyor. Erdoğan'ın görevlendirdiği yetkililerin katkısının nedeni ise Demokratik İslam Kongresi'nin bir çözüm süreci örgütlenmesi olması. Daha da ilginci, iddianamede çare elbette Diyanet İslamı değildir diye geçen çağrı, Öcalan'ın yazdığı, devlet yetkililerinin okuyup onayladığı mektuplardan biriydi. 26 Nisan 2014 tarihli tutanaktan aktaralım. Buldan. Demokratik İslam Kongresi çağrı metni ve program taslağını getirdik. Teslim edildi. Aldı, bir göz attı. Öcalan. Demokratik İslam Kongresi'ne ilişkin 6 sayfalık bir mektup yazdım. Daha sonra size iletecekler. Bu kadar da olmaz diyeceksiniz belki ama o çağrıda tutanaklar da var. Öcalan'ın Mümin kardeşlerim diye seslendiği mesajdaki ifadeler şu şekilde. Çare elbette resmi Diyanet İslamı değildir. Resmi Diyanet İslamı iyidiş edilmiş İslam olup gayri resmi aslında hepsi dolaylı resmi iktidarcı İslam'dır. İslam'dan daha anlamsız, zıttına hizmet eden bir İslam karikatürüdür. Soylunun hedefi çözüm süreci. Kongreye katılacaklar, kongrenin ismi, hatta tarihi bile tutanaklara göre İmralı'da görüşüldü devlet yetkililerinin gözü önünde onların onayladığı mektuplarla mesajları taşındı. Bu sayede Kürt İslamcılığı çözüm sürecine taşındı. Basit bir basın taramasıyla Diyayder'in çözüm süreci açıklamaları, çalışmaları da rahatça bulunabiliyor. Tam da aynı dönem hükümet tarafından melelerin maaşa bağlanması gündeme getirildi. Öcalan'ın 2013 Nevruz'unda yaptığı İslam bayrağı altında toplanma çağrısı da bu süreci tamamladı. Garip ama gerçek. Yıllar sonra İBB yönetimi o derneğin üyesi bazı imamları gassal yani ölü yıkıcı olarak çalıştırdığı için terörle suçlanıyor. Yıllar önce çözüm süreci FETÖ'cü savcılar tarafından yargılanmak istemişti. Hakan Fidan ifadeye çağrılmış, Türkiye MIT kriziyle tanışmıştı. Hedef İmamoğlu olsa da soydunun çıkışı 2012'de yargılanamayan o sürecin fiilen yargı önüne çıkması sorumluların suçlanması anlamına geliyor. İBB'yi soruşturacak İçişleri Bakanlığı müfettişleri meseleyi derinleştirirse kafaları baya karışacak. Moliri'nin dediği gibi, herkesin içinde rezalet çıkarırsan suç olur ama gizlice işlenen günah, günah olmaz. Yeter ki suçunuzun, günahınızın kalın bir örtüsü olsun.